İstanbul Times TV'nin merakla izlenen sokak röportajlarının bu seferki sorusu şeker hastalığı, diyabet denince aklınıza ne geliyor şeklinde oldu. Evet, tansiyon hastalığı deyince daha çok diyabet olduğunu biliyorum ama tabii ki. Yakınlarımda var maalesef. Onlarla tabii biliyorum neden olduğunu. Nelere dikkat ediyorlar? Şekerde daha çok gıdaya, aldıkları gıdalara dikkat ediyorlar. Mümkün mertebe abur cubur şeyler yememeye çalışıyorlar. Diğerinde zaten yapılacak bir şey yok. Aşırı derece şekeri kullanması sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Bildiğim kadarıyla kanamalarda falan hani daha geç iyileşme söz konusu oluyor. Diğer hastalıkların iyileşmesinde başka bir... Çevrenizde var mı şeker veya tansiyon? Var. Kilo sorunu geliyor. Tansiyon ve şeker hastalığı gelir. Başka ne gelir? Dikkat ediyor musunuz siz mesela şeker yememeye ya da tuzlu tabii tüketmemeye? Tabii. Şeker hastalığı olan, şeker oranı yüksek olan gıdaları yemeyecek. Karbonhidrat açısından da beslenmeyecek veya az beslenecek diyeyim. Tamamen frenlemek mümkün değil ama. Kendim. Sizde ikisi de var mı? Evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir şeye. Olmadı şimdi. Olmuyor, biliyorum. Doktora gidiyor musunuz? Tedavisi vesaire. Bir dönem şekeri kontrol altında tutuyordum. Ancak şimdi ondan da vazgeçtim. Belki hayatın süresi düşündüğümüz kadar uzun değil. Tatlardan vazgeçmemek belki de. Ölmek istemiyorsak, bu tatları da hep devamlı ettirmek istiyorsak minimuma düşürmek lazım. Hayır, ölmek isteyip istememek bizim elimizde değil zaten. O bize çizilmiş olan bir çizgi. Ha, bu çizgiyi uzatıp uzatmamak tabii ki bizim elimizde olan bazı şeyler var ama bir kader de var. Sonuç itibariyle hani çok eskilerin söylediği bir şey var. Rakı içen öldü de su içen ölmedi mi diye. Bu kötü bir örnek olacak sizin için ama ben böyle yaşamayı istiyorum. Tatlı yemiyorum hiç kesinlikle. Aldığımız cevaplardan sonra Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi'nde uzman doktor Ali Vardır hocamıza şeker hastalığı ile alakalı merak edilenleri sordu. Şeker hastalığının belirtileri neler? İştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, bulanık görme, açıklanamayan kilo kaybı, kaşıntı, inatçı enfeksiyonlar ve başka birçok bulgu da şeker hastalığının belirtisi olabilir. Şeker hastalığı nasıl teşhis edilir? Şeker hastalığı kontrol altına alınmadığında damarları ve sinirleri tahrip ederek kalp, beyin, göz ve böbrek gibi organlara zarar verebilir. Şeker hastalığına bağlı oluşabilecek hasarları önlemek ya da geciktirmek için erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Şeker hastalığı halk tabiriyle belirtileri nedir? Nasıl anlar insanlar şeker hastası olduklarını? Şeker hastalığı tabii çok erken aşamalarda çok belirti vermiyor. Hatta hiç belirti vermiyor. Biz bunu gizli şeker diyoruz. Gizli şeker demek şeker hastalığı yok demek değil. Şikayet olmadığı zamanlarda da teşhis koymak için özel testler yapması gerekiyor. Ailesinde şeker hastalığı olan, genetik yönden eğilimi olan, yakın akrabadan şeker hastalığı olan, kilosu fazla olan kişilerde mutlaka şeker araştırılması gereken bir hastalıktır. Kalıtsal bir hastalık. Tabii ki %100 kalıtsal değil. Yani ailesinde kalıtsal şeker hastalığı olmayan, hiç kimse de şeker hastalığı olmayanlarda da şeker ortaya çıkabilir. En çok yaptığı belirti sık sık idrara çıkma ve ağız kurumasıdır en çok. Ama bazen bunlar olmadan da şeker ortaya çıkabilir ağız yüksek olan kişilerde. O yüzden ailesel yönden, genetik yönden eğilimli ve kilosu olan kişilere mutlaka şikayetler başlamadan şeker testi yapmalılar. Şeker var mı yok mu diye anlamak için tahliller var mı? Var. Hemoglobin A1C dediğim bir test var. Bu şeker hastalığında 3 aylık test olarak biz adlandırıyoruz bunu. Akılda kalıcı olması acayip. Çünkü bilimsel olarak adlandırmak birazcık zor. 3 ayda bir bakılması gereken test bu hemoglobin A1C testi. Bu yüksek ise, şekeri normal bir çıksa bu kişide şeker hastalığı var demektir. Hiç bunda yükleme testi yapmaya gerek yok. Veya bazı kişilerde hem şeker normal hem de bu 3 aylık test normal ise insülin direnci testi var. HOMA IR diye adlandırılan bir test var. Biz buna bakıyoruz. Eğer bu yüksekse bu kişide
ileride şeker hastalığı çıkacak demektir. Çünkü bütün şeker hastalarında başlangıçta insülin direnci söz konusu. Peki hocam, hekim desteği olmadan kişiler kendileri bunun tedavi süreçlerini yapabilme şansları var mı, yoksa hekime danışmak zorundalar mı, gelmek zorundalar mı? Şimdi sadece hekime danışmak değil, başlangıçta bu hastaların hekime de danışmaları, tabii tahlillerin de hekim kontrolü yapılması, onların teşhis koyması gerekiyor zaten. Ve mutlaka diyetisyene gitmeleri gerekiyor. Çünkü hiçbir tıp doktoru diyet eğitimi almıyor. Bu konuda eğitim almış kişiler 4 yıllık fakülte bitiriyorlar, diyetisyenlerdir. O yüzden biz tabii ki, o yüzden biz hastalarımıza belli aralıkları diyetisyene de yönlendiriyoruz. Yeni teşhis koymuş bir kişi nasıl diyet yapacağını diyetisyenden öğrenmesi gerekiyor tabii ki. Ama doktor ve diyetisyen tek başına yeterli değil. Bu tür vakaların mutlaka kendileri de bilgi sahibi olması ve kendilerini de eğitmeleri gerekiyor. Biz bütün şeker hastalarında bu eğitime çok önem veriyoruz. Hatta bizim hastanemizin bastırdığı özel diyabetle ilgili bir dergi var. Diyabet özel sayısı var. Kanser hastalığı için de kanser özel sayımız var mesela, onkoloji hastalarına yönelik. Biz o dergiden mutlaka, bir odamda zaten var, veriyoruz şeker hastalarına daha ayrıntılı bilgi sahibi olma açısından. Çünkü şeker hastalarında başarılı olması için iki ayak var. Bir hasta ayağı, bir doktor diyetisyen ayağı. Doktor diyetisyen ne kadar iyi olursa olsun, hasta diyetini yapmazsa, ilaçını düzgün kullanmazsa doktorun başarılı olması mümkün değil. Peki hocam, Avrasya Zeytin Muğunu çok yakın 20. yerini dolduracak. Burada başarılı pilavlar yaptığınızı biz biliyoruz. Hastalara neler önerirsiniz? Son olarak bize bunları söylerseniz. Şimdi ailesinde şeker hastalığı olanlarda teşhis koymak çok kolay. Çünkü hemen hemen her şeker hastasının evinde şeker ölçme cihazı var. Son 5-10 yılda çoğu hasta bize parmaktan annemin cihazları, şekerim ölçüm yüksek çıktı hocam diye geliyorlar mesela. O anlamda bu güzel bir uygulama, ama şeker ölçme cihazlarının bir kötü tarafı var bizim açımızdan. Ben evde şekerimi ölçüyorum, bakıyorum diye hasta doktora gelmiyor. Halbuki 3 ayda bir 3 aylık şeker testini hastanede yapılması gerekiyor. Bir, ikincisi o evdeki ölçümlerin, tabii ki o evdeki ölçümlerin bir hastanın şeker takip kitapçığı biz veriyoruz. Oraya yazması gerekiyor. İşte sabah ölçtüğü saati, aç mı tok mu, ona göre bizim hastanın tedavisini şekillendirmemiz ve ilaçlarının veya insülininin dozunu ayarlamamız gerekiyor. Yani evde ben şekerimi ölçüyorum, tedavimi yapıyorum inancı yanlış. Çünkü onu yorumlayacak bir hekime ihtiyaç var.